İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Meline ve Misak Manuşanlar Mandeliye şehrinin ilgi odanda. Manuşan grubunu Paris'te anıldı. Kırmızı Kamelyonlar. Şehadetten 80 yıl sonra Misak ve Meline Manuşan'ın naaşı Paris Panteonu'na defnedildi. Moskova'da tutuklanan Azerbaycanlı savaş sırasında yaşlı bir Ermeninin kafasını kesenlerden biriydi. Hollanda ve Belçika'daki Ermenilerin zengin tarihi. Avrupa Alter Şampiyonası'nda Doğu Ermenistan Ulusal Takımı takım sıralamasında birinci. Azerbaycan İvan Isakov'un büstünü yıktı. Mandelü La Napul Ermeni cemaati ile Batı Ermenistan Ulusal Konseyi tarafından Mandelieu Akdeniz Salonu'nda düzenlenen Misak Manuşan ve Fransa'daki direniş ruhuna adanan konferansa seçkin konuklar katıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan ve Mandelüye Belediye Başkanı Sebastian Leroy konferansta hazır bulunmadıkları için özür dilediler. Gaziler sorunlarıyla ilgili Delege Pierre Servetaz, Meline ve Misak Manuşya'nın anısına saygı duruşunda bulunarak toplantıda hazır bulunanlara teşekkürlerini iletti. Erik Bertran, Sosyal Eylemin Komünal Merkez Müdürü, Binbaşı Jean-Yves Roche, Deniz Kuvvetleri Gazilerinin Kanpeyi de Lehans Başkanı, Tüm General Suren Şahumyan, Operasyonel Koordinatör Batı Ermenistan Hükümeti Üyesi, Serge Abrahamyan, Ermeni gazileri ve destekçileri Ulusal Derneği Başkanı, Jean Armen Hazarosyan, Fransız Gaziler ve Ermeni Direniş Savaşçıları Derneği Başkanı, Caroline Ohannesyan, Mandelielle Napul Ermeni Çevresi Başkanı, Jean-Claude Dupont, Birleşmiş Milletler Başkan Yardımcısı, Dernek ve Birlik Başkanları, konferansta hazır bulunanlar arasındaydı. Birleşmiş Milletler Ekosok Ermeni Ofisi Başkanı, terörizm, organize suçlar ve yolsuzlukla mücadelenin Uluslararası Komitesi'nin Başkan Yardımcısı, Orta Avrupa Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Tüm General Hamlet Minasyan da ayrıca konuğumuzdu konuşmacı Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan giriş bölümünde Jön Türkler tarafından gerçekleştirilen ve Batı Ermenistan'da Alman askeri aygıtı tarafından organize edilen Ermenilere karşı soykırım Armenosit ile bağlantı kurarak Fransız direnişinin kökenlerini hatırlattı. Soykırım Armenosid'in yetim bıraktığı iki çocuk Misak Manuşan ve Meline Fransa'daki direnişe katılarak Nazi işgalcilerine karşı mücadelelerini sürdürdüler. Çok duygulanan Başkan Armena Gabrahamyan, Misak'ın ölümünün arifesinde Meline'ye yazılan mektubu okuyarak konferans sona erdi. Konferansın sonunda Sarkis Hazaryan, Misak Manuşyan'la geçirdiği birkaç anısını anlattı. Tüm General Hamlet Minasyan, Binbaşı Jan Iv Roger'a Ermenistan Ekosok onur nişanını takdim etti. Fransız Direniş Hareketi'nin savaşçısı, antifaşist ve Fransa'nın ulusal kahramanı Misak Manışan'ın naaşı Fransa Cumhuriyeti Katedrali'nde yeniden defnedilecek. Bu vesileyle Paris'in farklı yerlerine Manuşan ve grubuna ithaf edilen pankartlar asıldı kızıl kamelyalar açıyor buketler içinde. Bir saygı duruşudur kaybettiğiniz değerlere. Sizin cesur savaşlarınız zamanla direndi. Ancak örneğiniz bize ders oldu mu acaba? Halkınızın Arsat'ta neler yaşadığını bildiğimizde bu asi bir kalptir. Öfkeli ve sıkıntılar içinde. Tarih bizi trajik ıstıraplara geri götürüyor. Kim bir anda alt üst etti dünyayı? Görüyor musunuz bu ülkenin yandığını? Teslim olurken birileri diğerleri silahlanıyor. Tarlada köşeye sıkışan köylü ne yapabilir? Ve eski moda tüfekler çaresiz drone karşısında kızıl kamelyalar bu bahar çiçek açıyor. Çalıları kızartan birçok öpücük gibi. Sizin cesur savaşlarınız şimdi selamlıyor. Çok yakında çıkacak olan tomurcukları. Lavrans 16 Şubat 2024 Dün şehadetinden 80 yıl sonra 21 Şubat 2021'de Fransız direnişinin öncüsü Fransa'nın ulusal kahramanı Misak Manuşya'nın naaşı Paris Pantheonunda en yüksek devlet töreniyle toprağa verildi. Böylece Misak Manuşan ve Manuşan'ın eşi Meline'nin naaşlarının da yer aldığı Fransız büyüklerinin naaşlarının panteonuna dahil edilen ilk yabancı oldu. 1934 yılında Ermeni Yardım Komitesi'nin düzenlediği akşamlardan birinde Misak, Meline Asatıryan'la tanıştı. Meline, 1913 yılında Konstantinopolis'te doğdu. Ermenilere uygulanan soykırımı Armenos'un sırasında anne ve babasını kaybetmiş ve çocukluğu ablası Armenuhi ile birlikte İzmir Protestan yetimhanesinde geçmiştir. 1922'de İzmir'deki felaketten sonra kız kardeşi ve diğer yetimlerle birlikte Yunanistan'a Korint yetimhanesine taşındı. Armenuhi ve Meline Asaturyan, 1926'da diğer yetimlerle birlikte Fransa'ya giderek önce Marsilya'ya ardından da Paris'e yerleştiler. Meline Paris'in Ren banyosuna yerleşti ve burada okulu seven bayanlar kolejinde okudu. Kız kardeşi Armenihu ise terzi oldu. Meline ve kız kardeşi okuldan mezun olduktan sonra Paris'in 6. bölgesinde Rue Louvois'da Serope Papazyan'dan bir daire kiraladılar. Serop'e o evde yaşıyordu ve Mamikon Aznavuryan'ın eşi Kınar Bagdasarya'nın babasının amcasıydı. Mamikon ve Kınar'ın oğlu, geleceğin şarkıcısı Şar Aznavur ismiyle anılacak olan Şahnur Vahinak Aznavuryan'dı. Asaturyan kız kardeşler ve Aznavuryanlar kısa sürede yakınlaştılar. Misak Manışyan'la ilgili materyal Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinde yer almaktadır. Fitness antrenörü Kamil Zeynalli Moskova'da tutuklandı. Tutuklamanın resmi nedenleri açıklanmadı. Rusya Federasyonu'nda tutuklanan Azeri sadece 2020'deki Moskova'daki Ermenilere yönelik saldırılara katılmakla kalmamış, aynı zamanda 44 gün savaşında yaşlı bir Ermeninin kafasını kesenlerden biridir. Bu kişinin katılımıyla Arsak'ta Ermenilerin terk edilmiş apartmanlarının mülklerini yok ettiği veya çaldığını gösteren videolar da var. Kamil Zeynalli, geçen Mayıs ayında sosyal ağlarda Doğu Ermenistan'ın kendisi için uluslararası arama başlattığını duyurmuştu. Yarın Rusya Federasyonu Mahkemesi'nin huzuruna çıkacak. Ermeni Tüccarı Maymun'la birlikte yaklaşık 1700-1725... Hollanda Ulusal Devlet Müzesi'nden. 17. ve 18. yüzyıllarda Ermeni tüccarlar Amerika Birleşik Devletleri'ne Hollanda'dan Birleşik Devletleri'ne üç güç dalgasıyla geldiler. İlk dalga İran'ın İsfahan, Banliyosu Culfa'dan geldi ve Hollandalılar onlara Culfaljen veya Persler adını verdi. İkinci grup Osmanlı'nın başlıca limanları olan Halep, Konstantinopolis ve İzmir'den Üçüncü grup ise Arhangel, Moskova ve St. Petersburg'dan geliyordu. Göçün ana motivasyonu Hollanda Cumhuriyeti'nin ve özellikle Amsterdam'ın 17. yüzyılda küresel ekonomik faaliyetlerin merkezi olarak yükselişiydi. Amsterdam'daki Ermeni ticarethaneleri diğer Avrupa şehirlerinde ve ülkelerinde şubeler açtı. Venedik, Livorno, Marsilya, İspanya gibi. Sarı kahribar İzmir'de büyük talep gören Baltık Denizi kıyılarından ithal ediliyordu. 1700-1765'te İran ipeği ithalatının neredeyse tamamı Ermenilerin elindeydi. O dönemde Akdeniz korsanlarının istilasına uğradığı için gemilerine savaş gemileri eşlik ediyordu. Benzer bir yelkenli gemiye Kupman Van Armenyen Ermenistan taciri adı verildi. 1653 tarihli bir konsolosluk raporu Gelderland savaş gemisinin eşlik ettiği Ermeni Koperman'ın güvenli bir şekilde İzmir'e ulaştığını belirtiyordu. Doğu Ermenistan ulusal takımı üst üste ikinci yıl takım halinde Avrupa Halter Şampiyonası'nı kazandı. 2024 Avrupa Halter Şampiyonası 20 Şubat'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sona erdi ve Doğu Ermenistan takımı üst üste ikinci kez takım sıralamasında birinci oldu. Ermeni altırciler bu yıl yarışmanın son gününde ev sahibi ülke Bulgaristan'ı geride bırakarak 11 büyük 15 küçük madalya kazandı. 20 ülkenin takımları arasında hem büyük hem de toplam madalya açısından Doğu Ermenistan lider konumundaydı. Bulgaristan ikinci, İtalya ise üçüncü sırada yer aldılar. Doğu Ermenistan takımı geçen yıl Yerevan'da kaydettiği sonucu tekrarlayarak bu yıl 4 Avrupa şampiyonu kazandı. Doğu Ermenistan Sofya'da 8 yıl aradan sonra bayanlarda da altın madalya kazanmayı başardı. 19 yaşındaki Aleksandra Grigoryan 55 kilogramda Avrupa şampiyonu ilan edildi. Kadınlarda en son 2016 yılından Nazik Avdalyan 69 kiloda Avrupa şampiyonu olmuştu. 16 Şubat 2024'te Azerbaycan tarafının Batı Ermenistan'ın oğlu Amiral Hovannes Isakov'un işgal altındaki Stepanagert kentindeki büstünü yok ettiği öğrenildi. Büstün yaratıcısı heykeltıraş Albert Harutunyan'dı. Büst 2018 yılında dikilmiştir. Amiral Hovannes İsakov 22 Ağustos 1894'te Kars'ın Hacışen köyünde doğdu. O Sovyetler Birliği donanmasının Ermeni amiralıydı. Sovyetler Birliği'nin bir kahramanıydı, bir askeri teorisyendi. Gözlem, Azerbaycan tarafının Sovyet yıllarında ve son 30 yılda Stepanager şehrine dikilen heykel ve büstleri kasıtlı olarak söküp ortadan kaldırmaya başladığını varsaymamızı doğruluyor. Azerbaycan tarafı bu adımla Stepanager'i kültürsüzleştiriyor, şehrin Ermenilik sembollerini ve kültürel mirasını ortadan kaldırıyor. Azerbaycan tarafının bu adımı Stepan Şahumya'nın heykelini açıkça sökerek başlatmış olması daha da dikkat çekicidir. Azerbaycan, işgal altındaki topraklarda kültürel değerlerin korunmasına ilişkin Lahey, Cenevre ve uluslararası insani hukuk hükümlerini ihlal etti. Kültürel miras, insanın yaratıcı düşüncesinin özel bir ifadesi olarak kabul edilir ve savaş sırasında veya sonrasında yok edilmesi veya zarar görmesi insan topluluk üyelerinin kültürel haklarını doğrudan ihlali anlamına gelir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 8. maddesi işgal altındaki topraklardaki kültürel mirasın yok edilmesini uluslararası bir savaş suçu olarak kabul ediyor dine, eğitime, sanata, bilime ve hayır kurumlarına adanmış yapılara, tarihi eserlere, hastanelere askeri hedef olmadıkça kasıtlı saldırı yapılması yasaktır. İşgal sırasında gerçekleşen çeşitli ilişkiler ve süreçler uluslararası insancıl hukuk tarafından düzenlenmektedir. Uluslararası insancıl hukukun 38., 39., 40. ve 41. maddeleri kültürel değerlerin korunmasına değinmektedir. Uluslararası Adalet Divanı'nın kültürel değerlerin korunmasına ilişkin hükümler de dahil olmak üzere, işgal altındaki topraklarda yürürlükte olan yasaların uluslararası geleneksel hukuk yani iştihatlar altında statüsünü kazandığını, teyit ettiğini vurgulamak son derece önemlidir. Evrensel ve kaçınılmaz bir kural olarak hareket ederler ve devletler için herkesi bağlarlar. UNESCO Genel Konferansı'nın 2023 yılında Paris'teki 33. oturumunda kabul edilen Kültürel Mirasın Kasıtlı Yok Edilmesi Bildirgesi, işgal altındaki topraklarda silahlı çatışmalar sırasında ve sonrasında kültürel mirasın korunmasına yönelik ilkeler önermektedir. Silahlı çatışma durumunda kültürel varlıkların korunmasına ilişkin 1954 Lahya Sözleşmesi'nin 1999 tarihli ikinci protokolünün dokuzuncu maddesi de düşman kontrolü altındaki bölgelerdeki kültürel varlıkların imha edilmesini yasaklamaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Mğırdıç Afrikan tarafından seslendirilen Aşuk divali Mğırdıç'ın Zoravar Antranik'in adlı eserini sunuyoruz. eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.